9 Şubat 2021 tarihinde Türkiye 10 yıllık uzay programını açıkladı. Açıklanan maddeler içerisinde 2023 yılı sonlarında Ay'a gidilmesinden bir Türk bilim insanının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesine kadar birçok madde var. Gelin bu maddeleri teknik açılardan inceleyelim. Öncelikle bu maddelere başlamadan önce değinmek istediğim bir konu var. Gördüğüm birçok yorumda insanların uzay keşiflerinin önemini tam olarak anlamadığını fark ettim. Aslında tamamen bu konuyla ilgili bir videom var. Olay özünde açıklanan bu hedeflere ulaşırken ülkemizin kazanacağı deneyimin ve teknik bilginin önemi. Günümüzde kullandığımız birçok teknoloji öncelikle uzay keşiflerinde bulunup daha sonradan ticaretleştirilen uygulamalar. Bunun farkında olmak uzay programının bizim için ne ifade ettiğini anlamak için oldukça önemli. Şimdi birinci hedefe bir bakalım. Açıklanan ilk hedefte 2023 yılı sonlarında düşük dünya yörüngesinden kendi üretimimizde olan bir hibrit roketle Ay'a gidilip sert iniş yapılması var. Şimdi bunu nasıl gerçekleştireceğimizi bir animasyon yardımıyla anlamaya çalışalım. Dünya yüzeyinin yaklaşık 160 km yukarısından başlayıp 2000 km'ye kadar olan bölgeye düşük dünya yörüngesi adı veriliyor. Şu an ülkemizin bu derece ağır bir yükü bu yörüngeye çıkaracak altyapısı yok. Bu yüzden bu aşamada TürkSat 5A uydusunun olduğu gibi muhtemelen SpaceX veya başka bir kurumdan bu hizmeti almamız gerekecek. Bu hizmet kapsamında ürettiğimiz hibrit roket Parking Orbit, yani park yörüngesi denen yörüngeye çıkartılacak. Bu gerçekleştikten sonra görev tamamen bizim ellerimize geçiyor. Park yörüngesinde son kontroller yapıldıktan sonra Translunar Injection denilen kritik ay ateşlemesinin yapılması gerekiyor. Gerekli itki sağlandıktan sonra motorlar kapatılıyor ve yaklaşık 385 bin kilometrelik yolculuk başlıyor. Roketimiz hedefine yaklaştığında kütle çekimi sayesinde Ay'a doğru çekilecek. Burada roketin irtifasını kasıtlı olarak düşürerek Ay'a çarpmasını sağlayacağız. Bu yöntem Ay'a temas eden ilk insan yapımı nesne olan Luna 2'de de kullanılmıştı. Başlangıç aşamasında yörüngeler, radyasyon kuşakları ve uzay ortamı konusunda bilgi ve deneyim edinmek için oldukça mantıklı bir seçenek. Üçüncü hedef Türkiye'ye ait bir konumlama ve zamanlama sisteminin geliştirilmesi. Bu çok stratejik bir teknoloji. Günlük hayatımızdan GPS'e oldukça hakimiz. Esasen GPS Amerikan ordusuna ait bir konumlama sistemiydi. Fakat 1983 yılında Sovyetler Birliği'nin kendi hava sahasına yanlışlıkla giren bir Kore yolcu uçağını vurması ve 269 kişinin ölümüne sebep olması Amerika'nın bu teknolojiyi dünyaya açmasına sebep oldu. Bugün bu teknolojiyi ücretsiz olarak kullanabiliyoruz. Fakat Amerika'nın elinde istediği zaman GPS verilerini bozma ve hassasiyetini değiştirme gibi kozlar var. Bu yüzden bazı ülkeler kendilerine ait konumlama sistemleri geliştiriyorlar. Çin, Rusya, Avrupa Birliği, Japonya ve Hindistan. Bu son saydığım iki ülke farklı bir strateji izliyor. Tüm dünyayı kapsayan küresel bir konumlama sistemin yerine sadece kendi bölgeleriyle sınırlı bir sistem kullanıyorlar. Türkiye'nin planı da bunu yapmak. Bu sayede İHA'larımız, füzelerimiz çok daha güvenli şekilde çalışacaklar. Ayrıca bu konumlama sistemi dediğim şey gelecekteki birçok teknoloji için kilit noktalardan bir tanesi. Sonuçta otonom araçlar konumlama bilgisiyle çalışıyorlar. Oldukça maliyetli bir proje. Örneğin Japonya'nın bu alanda çalışan 4 tane uydusu var fakat bu sayıyı 7'ye çıkarmayı planlıyorlar. Bunun dışında oldukça hassas çalışılması lazım. Uydunun yörüngedeki hızından dolayı Einstein'ın özel görelilik kuramı ve yine dünyadaki bir sistemle yörüngedeki bir sistemin uzay zaman eğrisinin farklılığından dolayı yine Einstein'ın genel görelilik kuramının dahi kullanılması gerekiyor. Bir fırlatma rampasını sağlaması gereken bazı özellikler var. Söz konusu uzaya yük taşımak olduğunda bilim insanları, mühendisler çıkarabilecekleri her ek kütlenin hesabını yapmak durumundalar. Buna dünyanın dönüş hızından yararlanmak da dahil. Sizce bu noktalardan hangisi daha hızlı dönüyor? Gördüğünüz gibi yarıçap azaldıkça bir gün içerisinde tamamlanması gereken yol azaldığı için oradaki hızımız da düşüyor. Bunu dünyaya uyarladığımızda yarıçapı en yüksek paralelin ekvator olduğunu görüyoruz. İşte bu yüzden ekvatora yakın olmak, dünyanın dönüş hızından maksimum oranda yararlanmamızı ve biraz daha fazla yükü uzaya çıkarabilmemizi sağlıyor. Bu ekstra hızdan yararlanabilmemiz için dünyanın dönüşüyle aynı yönde, yani doğuya doğru atışımızı yapmamız gerekiyor. Durum böyle olunca sağlamamız gereken ikinci şart da atış yaptığımız bölgenin doğusunda herhangi bir yerleşimin bulunmaması. Çünkü işlerin ters gitmesi durumunda kimseye zarar gelmesini istemiyoruz. Görüldüğü üzere ülkemiz bu kriterlere çok uygun değil. Zaten Avrupa ülkeleri de atışlarını Fransız Guyana'sından yapıyorlar. Somali, Kenya, Malezya gibi ülkeler oldukça avantajlı.
Tabii burada fırlatma rampasının güvenliğinin ve ülkemiz olan uzaklığından dolayı ulaşım masraflarının da değerlendirilmesi gerekiyor. Bu konuyu şöyle düşünelim. Dünyada hava durumunu bilmek bize ne gibi avantajlar sağlıyor? Örneğin bir don uyarısı geldiğinde çiftçiler buna göre önlemlerini alıyor ve mahsullerini kurtarabiliyorlar. Bunun dışında belediyeler yolları tuzluyor ve kazaları önleyebiliyor. En basitinden biz bile o gün hava durumuna bakıp nasıl giyineceğimize karar veriyoruz. Buradaki mekaniğe benzer bir şekilde uzayda da güneş patlamalarının yarattığı güneş fırtınaları hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu önceden tespit edebilmek oldukça kritik. Özellikle uydular bu fırtınalardan fazlaca etkileniyor ve yine gelecekteki bir derin uzay görevinde bu fırtınaların yapısını bilmek ve buna göre önlemler almak birçok felaketin önlenmesini sağlayabilir. Bu fırtınalar aynı zamanda dünyamızı da etkiliyor. Uçakların aviyoniklerinde kısa devreye sebep olabiliyor, radyo sinyallerini bozabiliyor. Peki güneşi gözlemlemek için nasıl yöntemler kullanılıyor? Bunun için öncelikle Lagrange noktalarını anlamamız gerek. Lagrange noktaları iki gök cisminin kütle çekimlerinin birbirine eşit olduğu denge noktalarıdır. Güneş ve Dünya için bu şekilde 5 adet nokta mevcut. Özellikle Lagrange 1 noktası güneşi gözlemlemek için çok uygun. Ayrıca Dünya'dan 1 milyon 500 bin kilometre uzaklıkta olduğu için herhangi bir güneş fırtınasını yaklaşık 1 saat önceden bize haber verebilir ve bu sayede uygun önlemler almamızı sağlayabilir. Uzayı incelemenin tek yolu uydular değil, gözlem evleri de oldukça güzel veriler sağlayabiliyor. İnsanların aklına uzayı gözlemlemek dendiğinde ilk olarak optik teleskoplar geliyor. Fakat radyo teleskoplar da oldukça başarılı. Optik teleskopların çalışması için ışık kirliliğinden uzak durulması ve o gün havanın açık olması gibi şartlar varken radyo teleskopları tüm bu durumlarda çalışabiliyor. Bu Satürn'ün optik teleskop yardımıyla çekilmiş bir görüntüsüyken bu da radyo teleskoptan elde edilen bir görüntü. Görünür ışık dışında farklı dalga boylarında da çalışmak bize yeni keşifler için fırsat tanıyor. Örneğin 2019 yılında paylaşılan ilk kara delik görüntüsü birçok radyo teleskopun ortak kullanılmasıyla ortaya çıkmıştı. Ülkeler bu yüzden radyo teleskoplara büyük yatırımlar yapıyorlar. Derin uzay görevindeki uzay araçlarıyla da radyo teleskoplar sayesinde iletişim kuruluyor. Buna örnek olarak geçtiğimiz yıllarda Güneş sisteminden çıkan Voyager 2 uzay aracı verilebilir. Tüm bu konuştuğumuz konuları gerçekleştirebilmek için uzay sistemleri konusunda ilgili, bilgili ve deneyimli insanlara ihtiyacımız var. Şöyle de bir durum var. İnsanlar doğal olarak çalışma fırsatı bulamayacakları alanlarda yer almak istemiyorlar. Ülkemizde bu savunma sanayiye yapılan yatırımlar sayesinde uçak ve İHA alanlarında aşılabildi. Şu anda da benzer yatırımlar uzay sektörüne yapılmaya başlanıyor. Bu uzay alanında çalışmak için üniversite yeni başlayacak insanları teşvik ediyor tabii ki. Burada bahsetmek istediğim önemli bir organizasyon da Teknofest. Ben de 2019 yılında roket yarışmasında yarışmıştım. Ve yine geçtiğimiz 2020 yılında T3 Vakfı roket yarışması sorumlusu olarak Aksaray-Hisar atış alanındaydım. Bir projenin fikir, tasarım, üretim ve final aşamasında yer almanın, buradaki sorunları birebir deneyimlemenin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda insanlara ilham ve çalışma alanı sağladığı için Teknofest'i değerli buluyorum. Programın son açıklanan ve belki de en çok dikkat çeken maddesi uzaya bir Türk'ün gönderileceğiydi. Burada uzaydan kasıt, yeryüzünden yaklaşık 400 km yukarıdaki Uluslararası Uzay İstasyonu. Biz Uluslararası Uzay İstasyonu'na üye olan ülkelerden biri değiliz. Fakat üye olmayan ülkeler de kendi astronotlarını bu istasyona gönderebiliyor. Peki ne yapılıyor bu istasyonda? Yörüngede olmanın sağladığı özel ağırlıksızlık hissi sayesinde dünyada gerçekleştiremeyeceğimiz deneyleri gerçekleştirebiliyoruz. Bunun dışında uzun süre uzayda kalmanın insan vücuda olan etkisini gözlemleyebiliyoruz. Ve yine gelecekteki bir görev için uzayda böylesine bir istasyonu uzun süre yürütebilmenin getirdiği teknik bilgi oldukça önemli. Peki bu laboratuvara gidecek kişiler nasıl seçiliyor? Bunun için örnek olarak Amerika'nın belirlediği şartlara bakabiliriz. Temel bilimler ve mühendislik alanında en az yüksek lisans derecesi isteniyor. Ve aynı zamanda bu derecenin ardından 2 yıllık bir iş tecrübesi de talep ediliyor. Ve bunların yanında tabii ki uzay ortamında astronotu kısıtlayacak herhangi bir fiziksel engelinin de olmaması gerekiyor. Basit anlamda bunları sağlayan adaylar 2 yıllık bir eğitimin ardından uzay istasyonuna gidebiliyor. Genel olarak uzay programı hakkında üzerine teknik konuşabileceğim konular bunlar. Uzay programlarının başarılı olabilmesi için halk tarafından da desteklenmesi gerekiyor. Burada işte uzay programından önce yapılması gereken başka işler yok mu şeklinde çok yanlış bir düşünce biçimi var. Bu düşünce biçimi yüzünden zaten 1940'lar sonrasında uçak konusunda devrimleri takip edemedik ve bu konuda geriye düştük. Şu anda da uzay konusunda büyük devrimler yaşanıyor. Bilgisayarların oldukça küçülmesi ve güçlenmesi,
çok büyük bütçeler olmadan da önemli işlerin yapılabilmesine olanak sağladı. Umuyorum ki bu devrimleri kaçırmayacağız ve bizden öncekilerin yaptığı gibi bilimi ve teknolojiyi küçümsemek gibi bir yanlışa düşmeyeceğiz.